Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz. İnşallah size bugün İbn-i Külab'dan bahsedeceğim. Külabiye'nin ve Ehl-i Sünnet kelamının kurucularından olan selef alimi, muhaddis ve mütekellim birisidir İbn-i Külab. Tam ismi Ebu Muhammed Abdullah bin Said bin Külab el-Kettani el-Basri'dir. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Hicri 2. yüzyılın son çeyreğinde Basra'da doğduğu tahmin edilmektedir. Ölüm yılı 854'te yine Basra'dadır. Öğrencileri Abdülaziz el-Kettani, Cüneydi Bağdadi. Ekol mensubiyeti Kelam, Selefiye, Eşariye. Etkilediği isim ve ekoller İmam Eşari yani Eşariye ekolu, İmam Maturidi, Maturidiye ekolu. İletişim ve etkileşimde bulunduğu isimler Ahmet bin Hanbel, Haris el-Muhasibi. Evet, hayatı Basra'da doğmuştur. Doğum tarihi net olarak bilmemekle birlikte Abbasi Devleti zamanında ilmi faaliyetlerin zirvede olduğu Hicri 2. asrın sonu ile Hicri 3. asrın ilk yarısında yaşadığı kesindir. Müttezili alimi Abbad bin Süleyman ile Abbasi halifesi Mekmun'un huzurunda yaptığı ilmi tartışmalarla dönemin meşhur isimlerinden biri olmuştur. Müttezilenin görüşlerini çürütmek için onlarla mücadele etmiş ve böylece ilk ehli sünnet kelamcısı olma unvanını kazanmıştır. Hayatı hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığımız İbn-i Külab'ın kimlerden ders aldığı, nerelere seyahat ettiği gibi bilgilere ulaşamasak da onun kendi döneminde Ahmet bin Hanbel'in ekolü içinde yer alan bir selef alimi olmakla birlikte bir kelamcı kimliğini taşıdığını ve kelami tartışmalar içinde yer aldığını görmekteyiz. Bilinen en meşhur öğrencileri Hüseyin bin Fazıl el-Beceli, Abdülaziz el-Kettani, Cüneydi Bağdadi'dir ve onlar vasıtasıyla görüşleri farklı coğrafyalara yayılmıştır. Günümüze kadar ulaşan eseri bulunmamaktadır. Kesin olmamakla birlikte 854-55 yılında Basra'da vefat ettiği bilinmektedir. Evet, öğretisi İbn-i Külab'ın yaşadığı dönemde ehli hadis olan Selefiye ve ehli rey olan Müttezili arasında yoğun tartışmalar yaşanmaktaydı. Ve İbn-i Külab bu iki üç grup arasında orta bir yol bulmaya çalışıyordu. O dönemde ağırlıklı olarak Allah'ın sıfatları bağlamında zat-sıfat ilişkisi, halkul Kur'an, rüyatullah meseleleri, iman tanımları, büyük günah problemleri ve diğerleri gündemdeydi. Bu minvalde İbn-i Külab görüşlerin büyük çoğunluğunu ilahi sıfatların ispat edilmesi üzerine kurmuş, bu konuda Ehl-i Sünnet'in de devam ettireceği sıfat teorisini ilk defa ortaya koyan alim olmuştur. Sıfatlar zatın ne aynıdır ne gayridir. Temel ilkesinin ilk defa İbn-i Külab tarafından ifade edildiği söylenmektedir. Ona göre ilahi isim ve sıfatlar zat ile birlikte kadimdir. Allah'ın isimleri ne Allah'tır ne de ondan başkadır. Allah'ın isimleri Allah'tır denilemez. Ondan başkadır da denilemez. Allah vücut ile mevcut, ilim ile alim, kudret ile kadirdir. Allah alimdir demek, onun ilmi vardır demektir. Allah ezelde mevcut olduğu halde ezelde yaratıcı değildir. Onun sıfatları isimleridir. Sıfatlar başka bir sıfatla vasıflanamaz ve başlı başına var olamaz. Sıfatlar hakkındaki görüşlerini Mutezili'ye yönelik itiraz olarak ortaya koyan İbn-i Külab, Halkul Kur'an konusunda da Mutezili alimleriyle hararetli tartışmalara girmiştir. Onun yaşadığı dönem, bu tartışmaların en zirvede olduğu mihne sürecinin yaşandığı dönemdi. Halkul Kur'an konusunda Selefiye ile Mutezili arasında orta bir yol bulmaya çalışan İbn-i Külab'a göre, kelam Allah'ın zatı ile kaim bir sıfat olup ezeli ve tek bir kelamdan ibarettir. Harf ve seslerden oluşmayıp parçalara bölünemez ve değişikliğe uğramaz. İlahi kelamı ifade eden ve yazıya döken harfler ise değişebilir.
Allah'ın zatıyla kaim olan kelam kadimdir ve yaratılmamıştır. Ancak ilahi kelamın ifadesi olan Kur'an'ın harfleri ahluktur. İleride İmam-ı Maturidi tarafından sistemleştirilecek olan nefsi kelam, lafzi kelam ayrımı da ilk kez bu şekilde İbn-i Külab tarafından ortaya konmuştur. Ona göre Allah'ın kelamı ezelde emir, nehi veya haber olarak nitelenemez. Çünkü bunların hepsi hadistir. Halbuki kelam-ı nefsi kadimdir. İbn-i Külab, Rüyatullah konusunda Selefiye'nin görüşlerinden farklı bir şey ortaya koymamaktadır. Ona göre Allah'ın görülmesi caizdir. Çünkü görmenin caiz olmasının şartı, görülmeye konu olan şeyin var olmasıdır. Var olan görülür. Allah da vardır ve onun görülmesi de mümkündür. Hatta İbn-i Külab, cisim, cevher, araz, cihet, mukabele ve ışık misali olmaksızın görülmeye en layık varlığın Allah olduğunu savunmuştur. Buradan hareketle ileride ehli sünnetin rüyatullah konusunda en temel dayanaklarından biri olacak olan vücut mevcut delilinin temelinin ilk kez İbn-i Külab tarafından ortaya konulduğu söylenebilir. İbn-i Külab'ın Allah görülebilir ancak idrak edilemez görüşünde savunduğu belirtilmektedir. Daha sonra bu İmam Maturidi tarafından da dile getirilecektir. İbn-i Külab'a göre iman, Allah'ı kitaplarını ve peygamberlerini ikrar etmektir. Bu ikrarın kalpte tasdik ve marifet şeklinde olması şarttır. Doğruluğu hakkında marifet ve ikrar olmazsa bu iman olmaz. İbn-i Külab'a göre ameller imana dahil olmadığından büyük günah işleyen kimse de kafir sayılamaz. Genel olarak bakıldığında bazı konularda seleften ayrılan, birçok konuda Muttesiliye karşı kendi görüşünü temellendiren İbn-i Külab, Selefiye ile Muttesili arasında bir yer bulma arayışındadır ve bu görüşleriyle Ehl-i Sünnet kelamına öncülük yapmıştır. Kendisinden sonra gelen Eşari, Bakilani, İbn-i Furek ve Maturidi gibi alimler birçok noktada onun görüşlerini devam ettirmişlerdir. Bu çerçevede İbn-i Külab'a Ehl-i Sünnet kelamının kurucusu dememizde bir sakınca görülmemektedir. Varlık düşüncesi ve metafiziği İbn-i Külab'ı Selef'ten farklı kılan en temel ayrım, varlık konusundaki görüşleri ile Mutezili'ye yaklaşması ve onların görüşlerini kendi sistemine dahil etmesidir. İbn-i Külab'a göre varlık, başlangıcı olan ve başlangıcı olmayan şeklinde iki kategoriye ayrılmaktadır. Başlangıcı olmayan varlık kadim, başlangıcı olan ise hadistir. Kadim olan tek varlık Allah'tır. Onun dışındakiler ise hadistir. Bu anlamda Ehl-i Sünnet'in ileride sıklıkla vurgu yapacağı hudus delilinin Mutezile dışında ilk kullanımına İbn-i Külab'da rastlamaktayız. Ona göre Allah bütün mahlukatı yoktan var etmiştir. Bütün mevcudat cisimlerden oluşmakta, cisimlerde heyula, suret ve bölünmeyen cüzlerden meydana gelmektedir. Cisimlerle beraber bulunan manalar da araz denmekte ve bunlara eşya veya sıfat adı verilmektedir. Allah cevheri cevher, rengi renk ve diğerlerini de ne olarak yaratmışsa onun için var etmiştir. Cismin cevher veya araza ya da arazın cisim ve cevhere dönüşmesi mümkün değildir. İbn-i Külab'a göre zihni varlıkların harici gerçekliği yoktur. Arazlar duyularla idrak edilemez. Zira görülebilmenin şartı başlı başına var olmaktır. Halbuki arazlar başlı başına mevcut değildir. Evet, öne çıkan birkaç eseri vardır İbn-i Külab'ın. Birincisi Kitab-ı Sıfat, ikincisi Halkul Ef'al, üçüncüsü Erret Alel Muttezile. Evet arkadaşlar, bugün İbn-i Külab'dan bahsettik. İbn-i Külab gördüğümüz gibi Ehl-i Sünnet Akaid'in, Ehl-i Sünnet Kelamı'nın kurucuları arasında gelmektedir dedik. İnşallah bir sonraki dersimizde yine bir astronomdan bahsedeceğiz. Bu sefer ismi Elbettani'dir. Kendisi en büyük İslam astronomlarından biridir. Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun, selam ve dua ile.